Dostlar, kısa bir reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edip gidiyoruz. Bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya işte abi, bilmem size etkilendiniz mi az önceki o? Abi etkilenmemek elde değil ki. Ya şunu diyorum. Şimdi özellikle sigara içenlere. Lütfen. Bir paket sigara kaç para? 10 lira. Değil mi? Evet. Bir gün içmeyelim o sigarayı, onun parasını o ailemize ulaştıralım, değil mi? Evet. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir atasözümüz vardır. Damlaya damlaya göl olur gider. Şimdi belki bazı değerli dostlarımız şu an ekran başındakine derler ki ya bir paket sigara parasına ne olur ki? Hı. Ne olur ki diye bakmayalım. Ne olur ki derdi. Tabii ki. Öyle bakmayalım. Şimdi bir kişi 10 lira verir, bakarsın 100 kişi olur, 1000 lira olur. 200 kişi 2000 lira olur. 300 kişi 3000 lira olur. Böyle uzayıp gider. Damlıyor. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani bunlar onun için ne diyelim? Duyarlı olalım. Duyarlı olduktan sonra insanın yapamayacağı hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Aşamayacağı engel yok. Doğru söylüyorsun. Bir insan eğer ki içinden geliyorsa bir yardım etmek yani her türlü yardım eder düşünüyorum ben yani. Evet. Bizim milletimizin geninde var bu yardımsever. Bakalım. İnşallah. İnşallah Allah nasıl kısmet ederse şundan eminim ki o ailemizi en yakın zamanda karınca kaderince kalkındır bir noktaya getireceğiz. Evet. Rahatlaş. Tabii bir nevi olsun rahatladığı zaman biz de rahat bir şekilde oluruz. Tabii ki rahat bir şekilde evimize gittiğimiz zaman yatabiliriz. Evet. Ya işte. Evet abi sen ne okuyacaksın? Ben Sensi Vaslım diyeyim. Güzel bir eser. O da söz müzik bana ait İdris Bey. O zamanlar şu an ekranın başına değerli dostlarımıza bizler armağan etmiş olalım. Evet. Herkese gelsin. Sivas'a, Toga'da yani Türkiye'nin her tarafına. 81 vilayete. 81 yurt dışında yaşayan değerli dostlarımız da var. Evet. Onlar da hep bizi unutuyorlardı. Yok biz asla onları unutmadık. Onlara da armağan olsun değil mi? Biz yani canlı yayın olduğumuz için yani unutuyoruz daha doğrusu. Yani onları biz unutmuş değiliz aslında. Onlar bizim her yüreğimizde. Zaman yüreğimize, gönlümüze. Evet. Değil mi? Sen Sivaslım diyelim. Evet, hazırsa arkadaşlar. Beni yandırdın beni.
öldürdün sen Sivaslım, yandırdın sen Sivaslım. Burun yaprağı gibi gibi soğudun sen Sivaslım. Öldürdün sen Sivaslım, yandırdın sen Sivaslım. Saçını boyar sarıya, haydi kaçak sevdiceğim Sivas ilinin zaraya. Öldürdün beni beni, yandırdın beni beni. Burun yaprak gibi gibi soldurdun beni beni. Öldürdün sen Sivaslım, yandırdın sen Sivaslım. Burun yaprak gibi gibi soğurdun sen Sivaslım. Öldürdün sen Sivaslım, yandırdın sen Sivaslım. Burun yaprak gibi gibi soğurdun sen Sivaslım. Sağlık. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Size sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir Sivas türküsü olmuş. Evet. Yani gerçekten güzel. Söz müzik bana ait. Sana Osman ait. Koç. Ne güzel abi. Kalemine sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Hangi eserin klibini çektiniz? Daha klip çekmedik de klip çekeceğiz. İnşallah çekeriz. Var bak bizim şu an çok işte değerli hava... dostum. Sebahattin Güneş. Şu ona da bizleriz, ona da selam olsun. O var. Bizlere de selam olsun. Sebahattin kardeşim abi. Var, sağ olsun. Ya bunlar para canlısı olan bir insanlar değil ya. Değil mi? Vallahi onlar oturup sohbet edelim, muhabbet edelim. Diyor ki onlara çek hele bunlar. Çekelim. Çekip montajları hazırları getirip buyur derler. Teşekkür ederim. Evet, onlar gerçekten yüreklerine, onların da gönlüne sağlık. Yani gerçekten o Serdar kardeşim olsun, artı Sebahattin Güneş olsun. Evet. Az önceki o görüntümüzün de montajını falan yapan Sebahattin Güneş yaptı. Sağ olsun. Her ikisine de selam göndermiş olalım burada. Evet. Serdar abiye de, Sebahattin abiye de. Onlar da izliyor bize de, onlara selamlar olsun. Evet. Bütün dostlara selam gelsin. Tabii. Ya işte, tabii bu arada Ankara'da izleyen Sebahattin Güneş deyince Nurhayat Hanım size de selamlar olsun, Nurhayat Güneş'e de. O da çok duyarlı bir hanımefendi. Sağ olsun. Hangi öğrenci kardeşimize bir şey lazım olduğu zaman yeter ki duyması, o anında gönderiyor. Kargoyla Ankara'dan buraya gönderiyor. Evet. Sağ olsun, var olsun o da. Duyarlı insan. Tabii çok, çok önemli. O hassasiyeti yani. Taşımak ne mutlu. Tabii ki. Böyle hassasiyetli insanların olması. Bu yardıma muhtaç olan kardeşlerimize, onların ailelerine ellerinden geldiği kadarıyla yardımda bulunması çok güzel. Gerçekten çok güzel yani, evet. Ya işte, evet Mehmet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Telefon numarasını hatırlatalım. Bir yöresel, bir tamam. Uzun hava peşinden yani bir şey bağlarsın. Yani çıkmadan olmaz diyorsun. Olmaz, imkanı yok. Peki. Olmaz. Şimdi her ne kadar kış ayı olursa olsun ama millet şu an hep yaylada da yine avdalar. Biz yaylaya çıkalım deriz mi? Evet. Yaylasız olmuyor. 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 İmkanı yok, olmuyor. Evet değerli dostlar, bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirsiniz.
yüce dağlarda var mı size zararım, gülüm zararım? Yar yitirdim de ılgın ılgın ararım, gülüm ararım. Gökteki durnaya da yar yar kuşa sorarım, sorarım. Durnalar yar de görmediniz mi, görmediniz mi oyun? Canım kayalar kayalardan, engin kayalar, engin kayalar. Kayanın dibinde de kız gelin kekli koyalar, oyalar. Kah gidelim de naz yarim buradan, yaman ellerden, ellerden. Bize haram oldu da yeşil yaylalar, otlu yaylalar, oyun, oyun. Yüce yayladan da düdüler sabına, kollarımı da bağladılar alına. Ellerim derdi de dünya dolu marılan, benim derdim de bir vefasız yarine, ölüm yarine. Evlerin önünde yar yar vişne fidanı, vişne fidanı. Aray aray da buldum odanı, buldum odanı. El kızı değil mi de gülüm gülüm, yahar adamı, yahar adamı. Sen de benim gibi de yanemim kızı, yanemim kızı, kızı. Gözündeki yaşlardan ondan hediye, ondan hediye. Sitem ediyormuş da sorun ne diye, sorun ne diye. Gidiyorum artık da yar 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 yar. Dönmem geriye, benden ve fazla da selam söyleyin, selam söyleyin.
aşın karayısa ezenden kara, aşın karayısa ezenden kara, sürme çekmeyinen canım kaş kara olmaz, sürme çekmeyinen canım kaş kara olmaz. Var ki böyle sor sual eyle, gidik böyle sor sual eyle, bir yol öpmeyle canım yüz kara olmaz, bir yol öpmeyle canım yüz kara olmaz. Kara kaş altında gözler oynuyor, kara kaş altında gözler oynuyor, bu nasıl cahillik canım yâre doymuyor, bu nasıl cahillik canım yâre doymuyor. Dedim yâre gidem nasip olmuyor, dedim yâre gidem nasip olmuyor, yıkılası karlı dağlar engel arada, yıkılası karlı dağlar engel arada. Vallahi Mehmet ne yaptın ya? Koparttın. Abi yayla çıktık ya. Geldik vallahi. Uzaktan. Ne mutlu eğer öyle memleket hasretini biraz olsun giderebildiysek. Mehmet kardeşim ağzına yüreğine teşekkür sağlık. Ederim. Allah razı olsun. O memleket hasretini özellikle şu an çeken dostlarımız var. Evet, özellikle hani biz yine bir şekilde gidip bir geliyoruz. Bir şekilde gidip geliyoruz. Evet, özellikle buradan gurbette olan, yurt dışında olan hemşerilerimiz. Onlar biraz daha imkanları kısıtlı bize göre. Hani tabii ki. Biz ne de olsa aynı sınırlar içinde, Türkiye sınırları içindeyiz. Onlara gitmiş olsun bu yayla türkümüzde. Uzun ama yaylalar. Bütün Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimize armağan etmiş olalım. Ya işte şimdi Mehmet şöyle bakıyoruz. Özellikle bu eğitim konusunda çok üzerine durmaya başladık ama şu an bize ne hikmetse bunlar el attıktan sonra birçok internetten falan da böyle takip ediyorum. Birçok insanlar hep eğitimle ilgilenmeye başladı. Vallahi bizi mutlu etti. Hı. İşte her ne kadar Türk Halk Müziği programı yaparsak yapalım ama bir sosyal sorumluluk projesi altında illaki eğitime elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Tabii birçok değerli dostlarımız, iş adamlarımızın sayesinde olmuş oldu bunlar. Onlar da elinden geldiği kadar bizlere bütün desteği veriyorlar. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Şimdi eğitim bir ülkenin hani sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatla, olmazsa eğitimle bağları kopan bir milletin hayat damarları kopmuş demektir. Evet. Biliyorsun. Evet. Sanatın nasıl olacak? Eğitim olmadıktan sonra sanat da olmayacak. Doğru söylüyorsun. Evet. Olmazsa olmazların içinde eğitim. Ya. Onun için bizler de nedir elimizden geldiği kadar eğitime acizane bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz da şükürler olsun. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Oo, Kadir amca hoş geldin, sefalar getirdin. Eyvallah. Nasılsın Kadir amca? Ya muhteşem orada görünce ben de mutlu oluyorum. Sağ ol Kadir amca. Sağ ol Kadir amca. Evet Kadir amca, neredeyiz şu an? Türkiye'de mi? Yurt dışında mı? Şu anda evdeyim ve sizi dinliyorum. Oo çok güzel Kadir amca. Evet buyur Kadir amca. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla şükürler olsun, aynı görmüş olduğun gibi.
Ne güzel. Sizler de iyisiniz. Herhalde Mehmet Bacı'dan Türkçesini de halledebilir herhalde. Tabii. Sevgiler, saygılar Kadir amca. Ne demek? Okuyacağız tabii ki, okuruz. Hemen peşine, birazdan okuyacak Kadir amca onu. Tamam. Oldu Kadir amca. Oldu. Peki. Hayırlı günler diliyorum. İyi yayınlar. Hayırlı günler. Sağ olasın Kadir amca. Öperim ellerinizden. Selametle. Sağ olasınız. Evet. Şimdi Kadir amca yayına bağlandı ama o VTR'yi garanti izledi o. Hı. O garanti izledi. Ben de bir saniye girmedim ama konuya Kadir amca sağ olsun. Duyarlıdır. O yayından çıkar çıkmaz beni arar. İnşallah. Allah nasip ederse o beni arar. Yayından çıkar çıkmaz. Evet dostlar, bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaralarımızı 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirler. Evet abi. Bir eser de senden alalım tekrar. Ne okuyacaksın? Hareketli mi yapalım yoksa? Yapalım, bir hareketli gitsin. Hareket abi. Yapalım. Vallahi tamam. Yapalım bir tane hareketli. Hangisi? Tozanlı Gülümüşsün diyelim o zaman. Tozanlı Gülümüşsün. Ne diyelim evet. O zaman? Tozanlı'ya buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Bütün Tozanlı'ya, Sivas'a, Tokat'a, Kayseri'ye, Türkiye'nin her tarafına selamlar olsun. Selamlar olsun. Tozanlı Gülümüşsün diyelim. Thank you.
başına, kız seyir mi koydun ekmeğine aşına? Kar yağıyor yağıyor karşı köyün başına, kız seyir mi koydun ekmeğine aşına? Asmanın tepesinde, tekeli deresinde, bir güzele vuruldum tozanlı yöresinde. Asmanın tepesinde, sağlık vallahi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle bir sirkelendik değil mi? Sirkelendik, şöyle bir kendimize geldik değil mi? Dedim evet. Ya bugün de normalde dedik ya hareketli bugün eserler yapmayalım ama yine de dayanamadık yaptık. Güzel bir eser zaten. Bu da söz müzik bana ait. Sana ait maşallah maşallah. Bizim Musa Karakuş vardı. Kulakları çınlasa. Şiir kardeş derdi. Ben sensiz, sen bensiz yapamıyorum. Ona selamlar olsun. O da çok böyle eserleri var. Çok güzel, harika eserleri var. Musa Karakuş'tan selamlar olsun. Alo. Alo. Alo, iyi yayınlar. Sağ olasın, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Alo. Çok hoşuma gitti. Sağ olasın. Televizyonun sesini kısarsanız daha güzel bir şekilde anlaşacağız. Tamam. Tamam. Evet. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Azime Hanım, değil mi? Azime evet. Yılmaz. Evet, nereliyiz? Biz de gittik geldik. Amasya'dayım. Amasya. Amasya'nın neresinden? Taşova. Taşovalısınız. Evet. Evet. Taşova'da Alparslan'da falan orada çok dostlarımız var. Onlara da selamlar olsun. Selamlar olsun inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden. Sağ olun, kardeşimden Akkuş'un Gülgen'den isteyeceğim ama mümkünse. Tabii ki okur. Tabii okuruz. Okuruz. Tamam. Ne demek yani? Kimlere armağan ediyorsun? Bütün aile, Coşkun ailelerine, Yılmaz ailelerine herkese armağan ediyorum. Oldu, sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Çok sağ memnun oldum tanıştığınız için. Sağ olasın Azim Hanım. Hayırlı yayınlar. Sağ olasın. Evet işte Mehmet. 60'ın Gürgenleri denildi. Evet. Kadir amcanda bir hisse var. Bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı 0212 alan koduyla 557-60-0'dan değerli dostlarımız bizlere ulaşabilirler. Hiç durmayalım o zaman Mehmet. Ne yapalım? Şu 60'ın Gürgenleri yıkılmadı mı diyelim değil mi? Yar üstüne yar sevmeye sıkılmadı mı? Peşinden de Fadime türküsünü Kadir amca ve Fadime amcamıza armağan olsun. Sevdiceğim ben yine gelirim.
Ah red akın helal eyle, belki de ölürüm. Gelemiyorum nazlı yarim yollarımı rak. Yolumuza da kurmuşlar da demirden tuzak. Saradan sevenleri kavuştursa ne olur yaradan. Gelemiyorum nazlı yarim yollar kışmış, benim sada yanduklarım yavrum boşum. Çeşmelerde gazelsin Fadime, gözlerini süzelsin Fadime. Söylememe gerek yok Fadime, sen herkesten güzelsin Fadime. Söylememe gerek yok Fadime, sen herkesten güzelsin Fadime. Zeytin karası yârim Fadime, yürek yarası yârim Fadime. Senden ahdım almadım Fadime, şimdi sırası yârim Fadime. Sevdim de alamadım Fadime, geldi sırası yârim Fadime. Çeşme yolunda Fadime, bahra çıkar kolunda Fadime. Şu canın kurban olsun Fadime, inan senin yoluna Fadime. Şu canım kurban olsun Fadime, inan senin yoluna Fadime. Zeytin karası yârim Fadime, yürek yarası yârim Fadime. Senden ahdım almadım Fadime, şimdi sırası yârim Fadime. Sevdim de alamadım Fadime, şimdi sırası yârim Fadime. Zeytin karası yârim Fadime, yürek yarası yârim Fadime. Senden ahdım almadım Fadime, geldi sırası yârim Fadime. Evet Mehmet, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim, rica ederim. Okumuş olduğun Akkuş'un Gürgenleri, Azime Hanım'a armağan olsun. Fadime'nin türküsü de zaten Kadir amcaya armağan etmiş olduk değil mi? Evet. Evet işte ya. Evet Mehmet, sustunuz bir anda hepimiz beraber. Abi bazen demek ki böyle kala kalıyor insan. Bir anda susup kaldınız böyle. Vallahi. Niye susalım Mehmet? Deniz Bey biz susmuyoruz hiç. Daha konuşuruz diyorsun değil yani. Mi? Telefon bekliyoruz. Galiba telefon gelecek. Evet telefon gelir zaten. Şu an dostlarımız bizleri aramaya başladı. Sağ olsunlar. Şeyden ötürü telefonu alamadık biliyorsun ilk evet. Saatte. Sesten ötürü. Seslerde evet. Bir sıkıntı oldu. Sıkıntı. Tabii, olur, tabii. Canlı yayın hali her tabii. Şey oluyor. İster istemez oluyor. Evet. Yani o da elimizde olan bir şey değil. İstemeyerek evet. Olsa oluyor. Evet. Var mı ikinci albüm böyle çalışmalarına falan? İkinci albüm düşünüyor musun? Var. Artık bu sene böyle bundan gideceğiz. Yola devam edeceğiz bundan. Artık sene ikinci albüm. Diris Bey düşünüyorum yani. Altyapılarını falan hazırlamaya başladınız. Şu an 3-4 tane hazırda eserim var. Eserleriniz var. Evet. Biz onları okuyacağım. İnşallah. İnşallah yüce batınız açık eyler. İnşallah.
Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? İyi misin? Başlamadın. Abi şükürler olsun abi. Öyle bir bağırdın ki bizi korkuttun vallahi. Stüdyoda kaçasım geldi. Ben tokatlıyım. Akşamın bardak sonrayım. Abi elhamdülillah biz de tokatlıyız. Sözünün sizin kurtulmazsa. Evet. Ne bileyim misafir. Tokat'ın... Sözünün kurt çıkması lazım. Tabii ki. Tokat'ın neresinden abi? Artova, Ahmet Barıştak köyünden. Artovalısınız. Evet. Selamlar olsun. Selamlar olsun Artova'daki evet, belediye evet, özellikle olsun. Belediye başkanımıza buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Evet abim. Vallahi ya Türk istiyorum. Tabip sen elleme diye yap diye yap. Sen Türk'sün. Ha, tabip sen elleme benim yarama. Evet. Abi. Seni kaybettin ha İstanbul, Ankara. Ve ben bir de Artova'da yadıkları müdürümüz Cemalettin yapmak için. Abi ne güzel öyle bir tekerleme gibi öyle bir sayıyorsun ki var ya. Peşine yetişemiyorum. Ben evet abi. Artova'da mı yaşıyorsun? Artova'da köyde yaşıyorum. Ahmet Paşa'da köyde yaşıyorum. Ne güzel abi. Kimler var orada? Vallahi işte evet, komşular. Kalabalık mı köyümüz? Nasıl yani şu an? Vallahi işte 45 haneyiz. Şu an kışında 40-45 hane kalıyor mu köyde? Evet, evet, evet. Abi ne güzel o zaman. Çerkez köyünde kalabalık bizim köyün köylerimiz. Evet abim. İnşallah yarın da kazasızında derneğinizin yayını var herhalde. İnşallah bir aksiz olmazsa. İnşallah abim. İnşallah. Evet abim, kimler armağan ediyorsun o güzel eserin? Vallahi bu tüm Çelik ailesi. Evet abim. Bir de Arpo'ya kaymakamlık yetiştirebilirsiniz Cemalettin Yatmaca. Evet abim. Var mı başka armağan edeceğim böyle? Gönder gitsin herkese ya abi ya. Vallahi benim tanıyan Doğan Çelik diyen tanıyan eşine dostuna herkese gitsin. Oldu abim. Karabakmış'a gitsin. Sağ olasın abi. Bunu duyuyor kanalımız var. Tabii ki sizler de ne, buradan da iş adamlarına sizin aracınıza da buradan seslemek istiyorum. Artık kanalımız ayakta durabilmesi için nedir? Onların acil bir şekilde reklam vermesi lazım değil mi? Onlar çünkü reklamını verecek ki bizler de ayakta kalacağız. Onların da yapmış olduğu ürünü bütün dünyaya buradan tanıtacağız. Onların da bir nevi vallahi, olsun işlerini açmış olacağız. Vallahi zaten bunlar bizim iş adamlarımız düşünsünler yani. Tabii ki. Oldu abim. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olasın abim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet işte. Evet dostlar bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaralı 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirler. Evet. Şimdi sen ne okuyacaksın abi? Sohbete birazdan yine devam ederiz. Devam edelim mi? Evet. Ben o zaman diyeyim gülemedim bu sene diyeyim. Gülemedim bu sene. Bey. O da güzel İnşallah bir eser. Gülersin o abi. O da güzel bir eser o da bana ait. Onu kime armağan edelim biliyor musun? Kim eder? Bizim Murat Kaya yok mu? Bizim evet. Mağazacı sağ olsun. Murat artık sen de şu reklamları hazırla. Yani zorla mı gelelim? İlla kameraları alıp yanına gelip oradan çekip. Arı zaten parayı sen vermesen Murat dayından alırız bir şekilde. Dayın da sağ olsun bak buranın dekorlarını şu an kumaş dekorlarımızı falan dayın üstlendi. Sen de ne yapman lazım? Reklam verip o güzel mağazanın buradan bir güzel tanıtmamız lazım. Şu an bak ismini dahi söyleyemiyoruz. Onun için kardeşim sen hazırla. Artık ne hazırlıyorsan hazırla. Dayına bir alo de. Artık bir şekilde reklamı. Murat diyecek ki kardeşim geldiğinde vermedik mi? Evet. Zaten sağ olsun Murat'la dedi. Rahat bir şekilde reklamlarımı alabilirsiniz dedi. Alacağız zaten Murat mecburuz. Çünkü sen bize katkı sağlayacaksın. Biz de sana katkı sağlayacağız. Değil mi? Senin mağazan var ama adresi belli. O sokaktan gelip geçenler biliyor. Ama arka sokaklarda biliyor mu? Bilmiyor. Onun bilmeleri için nedir? Burada reklamlar şart. O eseri Murat Kaya'ya direkt armağan edelim. Edelim. Bir de İdris Bey stüdyodaki bütün arkadaşlara gelsin. Evet, özellikle o misafirimiz abimiz misafirlerimize sağ olsun. Gelsin. Tabii ki onlara armağan olsun. Rıza Erdem Bey'e bütün bizim Yakaboyu köyüne herkese gelsin. Evet abi. Herkese bize armağan etmiş olalım. Evet. Alalım o eseri abi seninle. Gülemedim bu sene diyelim.
sene, çile gördüm bu sene, ben kocadım bu sene. Ki ben de gülemem, gülemedim bu sene, çile gördüm bu sene, ben kocadım bu sene. Gülemedim bu sene, çile gördüm bu sene, ben kocadım bu sene. Gülemedim bu sene, çile gördüm bu sene, ben kocadım bu sene. Gülemedim bu sene, çile gördüm bu sene, ben kocadım bu sene. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Gülemedim bu sene gerçekten. Evet. Dedim yüzü gülmeyenlere gelsin. İnşallah yüzleri gülerler. İnşallah. İnşallah. Evet, o isteğimiz vardı. Uzun uzun sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Tamam. Tabip seni elleme benim yer ama. Tamam. Onunla değerli dostumuz da liseye yerine gitmiş olsun. Sen bizim sevdamıza da bitti demişsin, bitti demişsin. Ben o zaman seni öldü sayarım, sana daha gelmez sayarım, oy oy oy. Ben o zaman seni de öldü sayarım, daha gelmez sayarım. Tabip sen elleme benim yarama, tabip o dertlere salanı getir. Dertimin derdine dermanı getir, gitara bu getir, saçlarını yol getir. Benden şu ömrümü çalanı getir, gitara bu getir, saçlarını yol getir. Bir kor oldu dönüyor.
yanıyor özümde. Name name iniliyor sazımda. Dünyayı verseler yoktur gözümde. Benden şu ömrümü çalanı getir, git arabı getir, saçlarını yol getir. Fakirin derdine dermanı getir, lele git arabı getir, saçlarını yol getir. Derdimin dermanı olanı getir, git arabı getir, saçlarını yol getir. Evet Mehmet, yüreğine sağlık artık. Ne teşekkür ederim. Usul usul da sonlara doğru geldik ama şunu da beni, evet dostlar, hani ilk saatte bir betere göstermiştik. Sizler ki eğer o aileye yardım etmek istiyorsanız kanalımıza da ulaşabilirsiniz rahat bir şekilde. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan da bilgi alabilirler. Evet. Artık onlar ister hani para desteğinde bulunabilirler o ailemize. Hı. Çünkü kira borçları falan birikmiş. Bunlar bir an önce hep ileriden kapatmamız lazım. Evet, ister para desteği, ister... Tabii ki gıda desteği, gıda desteği olabilir. Yiyecek, içecek, evet. Artık yani insan onun neye ihtiyacı varsa duyarlı bir şekilde herkes inşallah duyarlı olup bu kardeşlerimizi en yakın bir zamanda yukarı çıkartmamız lazım. İnşallah. Evet Mehmet, son sözlerimizi alalım kardeşim. Son sözlerimi ben buradan bir selam göndereceğim müsaaden olursa. Tabii ki. Buradan beni izliyorlar sevgili kayınvalidem, kayınbabam Ali ve Saniye anneme babama selamlar gönderiyorum. Tüm ev halkına, bizi izleyen bu saate kadar yalnız bırakmayan ekranlara başındaki tüm seyircilerimize selam gönderiyorum, saygılarımı sunuyorum. Sosyal medyadan Mehmet Beyazıt olarak bana ulaşabilirler. Onlar için de numaramı vermemin sakıncası var mı? Yok. 0538-320-0977 no'lu telefondan bana ulaşabilirler. Her şey gönüllerince olsun diyorum. Türkülerle Türkü tadında kalsınlar. Tokat 60 Kanal TV'de kalsınlar diyorum. Eyvallah. Evet abim, senin de son sözlerini alalım. Ben de Diris Bey'i buradan... Güzel o eserinde de vedamızı edip gidelim. Evet. Ben de Edirne'den Kars'a tüm herkese selam olsun diyorum. Aleyküm selam. Benim diyeceğim bu kadar. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Eyvallah. Evet değerli dostlar. Özellikle buradan iş adamlarımıza bir kez daha duyuru yapmak istiyorum. Tabii reklam verecek de çok değerli dostlarımız var. Telefonda sürekli görüşüyoruz. Bizi davet edenler de var. Sizler o güzel iş yerlerinizin reklamlarını bizlere verin. Bizler de her daim için ayakta kalalım. Artı sizler de o güzel yapmış olduğunuz ürünlerinizi, firmanızın isimlerini biz de buradan ne yapalım? Bütün dünyaya buradan duyuralım. Onun için hani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Onun için birbirimize yardımcı olduğumuz zaman evet, başarıyı yakalamamak elde bile yani değil. Bir televizyon kanalının en büyük desteği reklam. Reklamdır tabii evet. Ki. Evet, bizden de bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Öncelikle hepinizi Yüce Rabbime, ondan sonra kendinize emanet ettikten sonra Allah'a ısmarladık. Hangi eserle? Bir hareket yapalım tabii o zaman. Ki. Son zamanda Edris Bey, Tozanlı Kızları diyelim. Tabii ki abi. Buyurun. Tozanlı Kızları diyelim. Akşama da bize gel sevdiğim ara sıra. Tozanlı'nın kızları elma gibi yüzleri, çok hoşuma gidiyor ela ela gözleri.
gidiyor ela ela gözleri. Dostlar, bir hafta ayrılıktan sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Evet, bizler ne yapmıştık? Programımızın ismini bizim yaylalardan çektik Okul Televizyonu'na. Bu hafta da gerçekten çok güzel, harika yerleri çektik, geldik. Allah nasip ederse birazdan onları da sizlerle dostlarımıza göstereceğiz. Tabii bu hafta okul öğrenci kardeşlerimiz değil de sanatçı kardeşlerimizi, abilerimizi falan davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Onlar da geldiler aramızda. Evet, dedikten sonra Mehmet, hoş geldin, sefalar getirdin. Sen zaten hep yanımdasın, değil mi? Evet, sen de hoş geldin, sefalar getirdin abi. İyisin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür, ben de iyiyim abi. İyi, Allah iyilik versin. Amin cümlemize. Evet dostlar, siz de ne yapacaksınız? Bizlere ulaşabilmek için 0212 alan koduyla 557-60-0'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra Mehmet, senden şöyle güzel bir eserle startımızı vermiş olalım. Tamam, pekala.
bir gün. Yürü bile yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, ektiğini biçer bir gün. İnsan bir ekin, başımız kara toprak, boyumuzu aşar bir gün. Başımız kara toprak, boyumuzu aşar bir gün. Başımız kara toprak, boyumuzu aşar bir gün. Yüreğine sağlık Mehmet. Güzel bir eserle programımızın startını vermiş olduk. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de sağ ol Mehmet. Biliyorsun, teşekkür ederim. Yani geçmiş birkaç gün önce sevgili Seyfi Doğan'a üstamızı kaybettik. Nur içinde yatsın. Mekanı Allah mekanı cennet eylesin. Allah kederli ailesine sabır versin. Amin. Yani bu dünya böyle işte abi. Hiç belli olmayan. Yani, bir gün bastığımız topraklar boyumuzu örtüyor. Tabii ki. Ya yani şu dünyada misafiriz. Değil mi? Aynen öyle. Bunu yani artık hepimiz kabullenmek mecburiyetindeyiz. Ama misafir olduğumuzu biliyoruz ama baktığımız zaman şöyle. Misafirlikten ötürü acaba değil mi, insan niçin kim gidiyor? Hiç böyle düşünüyor musun bunları? Düşünüyorum. Şimdi baktığın zaman insan acaba bu diyorum kötülüklerin niçin? Evet. Neyini paylaşamıyoruz şu dünyada? İnsan bir an ölümü unutuyor demek ya. Ben böyle düşünüyorum ben. Evet. Evet, anladım. Evet, Osman abi sen de hoş geldin. Bir kez hoş daha bulduk. Sefalar Reis getirdin. Bey, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar sizin de programın hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Seni bir tanıyalım. Ben İdris Bey, Sivas Hafik Yakaboyu köylüyüm. Ayrıca Tozanlı'danım. Yani, Tozanlı Deresi'ndenim. Evet, Tozanlı Deresi'ndenim. Yani benim için Sivas, Tokat fark etmez. Hiç fark etmiyor yani. Aynı biz iç içeyiz zaten. Yarısı, tabii ki. Tabii ki. Tozan dediğin zaman zaten Tozanlı yarısı Sivas'a ait, yarısı Tokat'a ait. Şimdi ikisi bir Tozanlı dediğin zaman yarısı Doğanşar. Evet. Yarısı Almuz. Yarısı Reşadi. Evet. Tam ortada güzel bir vadi. Evet. Diyelim biz ona Tozanlı Deresi. Güzel bir yer. Evet. Yani gerçekten Tozanlı'yı da seviyorum ben yani. Yani Tozanlı'nın da bir gurur duyuyorum Tozanlı'dan da. Evet, Tozanlı çok dostlarımız, çok abilerimiz var sağ olsun. Özellikle hamamcılar çok var Tozanlı'da. Evet, aynen. Hamamcılar çok var. Birçok hangi ili gidersen git hamamcısına özellikle bak. Özellikle Ankara'da değil mi? Şimdi Ankara harici, hangi Ankara dışında, Maraş'a git. Türkiye'nin her tarafında. 81 vilayette yani, rahat bir şekilde evet. Bizim Tokat'tan özellikle hamamcılar mevcuttur. Evet abi, senden de bir eser alalım. Tabii. Gül çiçeğim diyelim. Mehmet mikrofonu bir ısıtalım abimize. We'll be right back.
benim gibi sana yanan var mıydı? Bir selam göndersen acab zor muydu? Neredesin gül çiçeğim, neredesin? Neredesin gül çiçeğim, neredesin? Neredesin gül çiçeğim, neredesin? Sağlık abi. Teşekkür ederim. Güzel bir eser. Bu eser sizin yazmış olduğunuz bir eser değil mi? Evet. Söz müzik Osman Koç. Hepsi sana ait. Hepsi bana ait. Kaç tane eserim var abi? Şu an 9 tane kendimin var. Bir tane de zaten albümde, bir tane de başka bir eser oldu. Onun haricinde yani var mı başka? Daha çalışmalarım var daha. Yazmış olduğun eserlerim var yani. Daha var yani.
Evet. Bu eserleri yazarken bir şeyden böyle ilham aldığınız bir şeyler var mı böyle? Yani ilham olmadan zaten İdris Bey yani bu iş olmaz yani. Olmuyor diyorsun. Yani olmaz yani mümkün değil yani. İlham olmadan sonra bu iş yani yazmak yani kolay bir mesele değil yani. Evet. Hem kolay hem de zor yani. Evet evet. Evet Mehmet sen ne yaptın? Ne yapalım abi? İyiyiz Allah'a şükür sağlığımız yerinde. İşte programlar falan devam ediyoruz. Aynen bildiğin gibi. Benim bildiğim gibiyse o zaman vay geldi halımıza derim ben. Çok şey derim yani. Valla sağlığımız yerinde. Gerisine de dua ediyoruz Allah'tan. Evet. Nasip kısmet. Evet. Evet dostlar bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bakalım Türkiye'nin nerelerinden izleniyoruz. Bakalım. Evet. Şu an inanıyorum ki yani birçok dostlarımız Ankara zaten belli başlı. Sincan bölgesi sağ olsun orada çok dostlarımız var. Bizleri takip ediyorlar. Allah razı olsun. Birazdan Tekirdağ hepsi düşmeye başlar yayınımıza. İnşallah. Evet Mehmet. Okul televizyonu olarak bizler de aile ziyaretlerine gitmeye başladık. Çekimlerimizi yaptık. Birazdan o BTR'lerimizi göstereceğiz. Özellikle bu hafta çekmiş olduğumuz bir görüntü var. Sağ olsun Ahmet kardeşim. Valla şunu diyebilirim yani. Onun sponsorluğunda her şey oldu diyebilirim sağ olsun. Hem ulaşım olsun hem kamerada olsun her şeyde. Ahmet kardeşim sağ olsun. Canla başla mücadele verdi. 6 saat mi 6,5 saat trafikte kaldık. Doğrudur. İstanbul'da bir trafiğe yani trafiğe yakalandıysan tamam. 6 saat de 10 saat de normal. Yeter ki yakalanma. Vallahi yani. Tam 6,5 saat. Evet. Tam 6,5 saat sonra oraya gittik. Birazdan o BTR'mizi de göstereceğiz buradan. Özellikle gitmiş olduğumuz o evde okula giden bir kardeşimiz var. İşler acısı durumda şu an. Değerli izleyicilerimiz onu izledikten sonra BTR'yi belki o zaman ne demek istediğimi anlayacak. Evet çok iyi anlayacaklar. Şimdi aile bir evde yaşıyor ama evde mi bin şahit lazım. Yanlış hatırlamıyorsam o ailemiz herhalde Sivas olması lazımdı. Sivas olması lazım. O ailemiz, yani çocuk düşünün, mesela pazartesi okula açılıyor değil mi? Evet. Okula giderken çocuk sabah yani okula gidecek ama beslenmesi için mecbur bir poğaça değil mi en azından? Bir meyve suyu, bir poğaça. Bir meyve, ha, meyve suyunu geçtik zaten yok. Hani çeşmeden bir şekilde suyu içer de ama o poğaçayı alacak durumda değiller. Şu an geçim kaynaklarını şu şekilde sağlıyorlar. Anne de engelli, baba da engelli. Devletin vermiş olduğu kaç? 840 lira kişi başı maaş. O da 3 aydan 3 aya. 1640 lirayla bunlar. 2 tane çocuk var. Evleri kira, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Tabii birikmiş olan ev kiraları var. Artı bakkal borcu çoğalmış. Evet. Aşırı derecede bakkal borçları falan da çoğalmış. Onu şu an birçok değerli iş adamlarımız falan da bizleri izleyen çok dostlarımız var. Bunlar zaten bize yardımcı olacak. Ben inanıyorum abi. Kayıtsız kalmayacaklardır bizi izleyen evet. izleyicilerimiz. İnşallah iş adamımızın bir tanesi birikmiş olan ev borçlarını, kira borcunu kapatır. Birileri de gıda. Diğeri bir tanesi çıkar, onlara eminim ben, o kardeşimizi ben okuturum diyecek iş adamlarımız da var şu an ekran başında. İnşallah. Evet, alo. Alo. Herhalde düştü değerli dostumuz. Evet, herhalde düştü. Tekrar bağlanırsa ararız telefonumuzu. Ya işte bunlara gittik gerçekten. Alo. Herhalde sesimiz gelmiyor. Alo. Düştü değerli dostumuz. Bir kez hatırlatalım telefon numaralarımızı. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan değerli dostlarımız bizlere ulaşabilirler. Evet. Vallahi biz gittikten sonra Ahmet kardeşim o çekim yaptıktan sonra vallahi başım ağrıyor dedi. Arabanın içinde bir saat, bir buçuk saat falan uyudu. Yani gerçekten o ya insan sonuçta etkilenmemek evet, elde bile değil. Yani. Olsun, evet. Etkilenmemek elde bile değil yani orada. Ya gerçekten orada çok zorlandık. O çekim yaptık ama o halde de görünce
o babayı, o anneyi, o kardeşlerimizi o halde görünce yani orada ilk dilememiz elden bile değil. Evet, Mustafa kardeşim beteri hazırsa o beteri atabiliriz. Evet değerli dostlar, Kanal 60 ve Okul TV olarak şu an bir aile ziyaretine geldik. Bu kardeşimi uzun zamandan beri ama Fes'ten takip ediyorum ama telefonlaşıyoruz filan ama nasip kısmet bugüneymiş. Bugün geldik bu kardeşimle bir dertleşelim diye. Öncelikle seni bir tanıyalım. Benim adım Ayhan. Özürlüyüm. Evliyim. Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Şimdi Ayhan Bey. Engellisiniz. Engelli dediğim zaman da ben gerçekten utanarak söylüyorum. Nedeni de şu. Her insan bir engelli adayıdır. Değil mi? Engellilik oranınız yüzde kaç? 50. Şimdi senin çok geçim sıkıntısı içinde düştüğünü bizler gözetledik ve duyduk. Buraya geldik. Cümlemizden. Şimdi ne gibi sıkıntıların var? Şimdi oturmuş olduğum evin kirasını ödeyemiyorum. 3 aylık özürlü maaşıyla geçiniyoruz. Ne kadar alıyorsun? Hem eşim özürlü maaş alıyor, hem ben özürlü maaş alıyorum. Bir kişinin maaşı 810 lira. 3 ayda. Yani 1620 lira. 1620 lira. 3 ayda elimize geçiyor. Bakkal borcuydu, fatura borcuydu, çocuğun okul ihtiyacıydı. 4 aylık bir kızım var. Allah bağışlasın. 4 aylık kızın ihtiyaçları, bez parasıydı. Şimdi kaymakamlık tarafından veya belediye tarafından herhangi bir yardımlar alıyor musun? Kaymakamlık tarafından bu ay bir 140 TL aldım. Bu parayı da 2,5-3 ayda ödüyorlar. Yani bir ayda ödeme yapmıyorlar. Evet. Ondan sonra fatura borcum vardı, su fatura borcumu. Sosyal hizmetler yardımıyla konuştum. Oradaki arkadaş ne kadar çabaladıysa bir aylık faturamı, yani su faturamı olan borcumu Allah razı olsun istedim, onu kapattırdım. Şu an kaç tane faturam var? Şu anda bir su faturam var. Ödenmemiş, evet. Ödenmemiş, bir de 2 aylık ödenmemiş elektrik faturam, bir de 2 aylık okunmamış elektrik faturam var. Saat arızalanmış, öyle bir şey geldi. Evet, saat arızalı oldu, yani 4 ayda toplam şu an elektrik borcum var. Pekala kaç kira borcum var? Benim şu an 1500 lira kira borcum var. Yani kaç aylık? 200 TL'den hesap edersek aylık. 200 TL'den yani 6 kere 2 12 aşağı 7 aylık. Evet. 7-8 aylık ev kira borcu var. Başka ne gibi bir sıkıntıların daha var? Bakkala ne kadar borcunuz oldu? Bakkala şu anda dediğim gibi bir özürlü maaşımızı aldığımız zaman kiraya verdiğim zaman bakkala veremiyorum. Bakkala verdiğim zaman kirayı veremiyorum. O şekilde kira borcum çoğalıyor. Şu anda bakkala 600 lira borcum var. 600 lira. İnşallah şu an ekranlara başına değerli dostlarımız sesimizi duyacaklar ve gereken yardımları sizlere Allah nasip ederse ulaştıracağız. Şimdi seninle biz sohbet ederken sabah çocuk okula giderken demiştin. Bir gün poğaçasını bulsam bir gün bulamıyorum. Çocuk yani karın aç şekilde okula gidip gerisin geri dönüyor demiştin. Bunu senden duymak istiyorum ama. Doğru. Ben bazen çocuğumun beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Çünkü aldığımız maaşla hangi tarafa kadar gideceğiz o da belli değil. Yani şu anda ev sahibi bile diyor 3 senedir oturuyorsun diyor, aynı kiraya oturuyorsun diyor, bir kira zamı yapmadın diyor. Bugün hatta su tesisatım patlamıştı, onu yaptırdım, onu da borç karşılığında yaptırdım. İstediğin zaman ödersin diye söyledi abi. O da sağ olsun. Yani şimdi çocuğu okula gönderiyorum ama okulundaki mesela
Akül kitabını mesela aldık ama onun parasını bile ödeyemedim. Şimdi diyecekler ki okul için devlet para veriyor diyecekler çocuk için. Şimdi çocuk için ben aldığım parayı ben hangisine vereyim? Bazen öyle bir şey oluyor ki evde hiçbir şey bulunmuyor. Yani kahvaltılık yapacak dahi bir şey evde olmadı. Yani o sıkıntıları çektik. Yani alsak bile parayı yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Hani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şu an evin içine girdiğim zaman bir bebeğimiz şu an beşikte, kardeşim onu da çevirsen kamerayı. Bak burada şu an bir minik kardeşimiz yatıyor. Evin içi gerçekten sağlıksız bir ortamda. Şu an hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Sağ olsun ev sahiplerinden de Allah razı olsun. İdare edebildiği kadar idare etmiş, idare etmeye de devam ediyor değil mi? Nereli ev sahibiniz? Benim ev sahibim hemşehrimiz. Babamın kız kardeşinin kayınpederi oluyordu. Amca vefat etti. Abla kaldı. Ama Allah razı olsun bir yana konuşayım. Benim kendi sülalemden görmediğim iyiliği ben onlara gördüm. Yani hiçbir ev sahibi demez ki bir sene sonra kiraya zam yapmadan otur demez yani. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi başka demek istediğin bir şey var mı? Anlatacak çok şeyler oluyor da. Anlat bakalım. Bazen yani şimdi şöyle diyeyim. Ben çocuğumu okula gönderdim. Hani sakat aleminden çocuğu alıp okula götürmek, okulla bayağı mesafe var aramızda. Ben onu bu halimle kalktım çocuk hırpalanmasın diye. Ayrıca ben de hırpalanmayayım diye. Çocuğu servise verdim. Yani servis parasını dahi ödeyemedim şu anda. Yani servisçi bir telefon açsa söylese ki para ne olur dese tamam bir şey söyleyecek lafım yok yani. Evet dostlar, bizler de ne yaptık? Kanal 60 ve Okul Televizyonu olarak sosyal sorumluluk projesi altında gittik. Bu değerli ailemizi çektik ve geldik. Ne karınca kaderince elimize ne geliyorsa o ailemizi asla bırakmamız lazım. Onları gözetlememiz lazım. Değil mi? Allah razı olsun sen. Cümlemizden. Bu işin peşine düşmüşsün bu. Yıllardan beri elimizden geldiği kadar acizane bir şekilde bu, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Yani bu gariban vatandaşımızın yani Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Sen gibi de dostlarımız da daha çıkar. İnşallah. İnşallah daha da çoğalacak. Daha da çok olacak. Onlardan da emeğimiz odur evet. Şu an inanıyorum ki bir kez daha şuradan söylüyorum. Birçok değerli iş adamlarımız bu beteriyi izledikten sonra artık onlar da seferber olmaya başlayacaklar. Evet. Tabii ki dostlar hangi tür yardım olursa olsun kanalımıza ulaştırdığınız zaman ama maddi ama manevi hiç önemli değil. Bizler oraya gönül ferahlığıyla rahat bir şekilde Allah'ın izniyle ulaştırırız. Ondan yana Allah'ım da biliyor zaten içimizden geçenleri de. Şu an inanıyorum ki Kadir amca ekran başından bizleri izliyor. Fadime Hanım da izliyor. Zaten Fadime Hanım şundan eminim. Kira borcunu Fadime Hanım kapatır. Selamlar, saygılar gönderelim bu arada. O garanti evet. Kapatır. Onun garantisini vereyim Allah'ın izniyle. İnşallah. Kadir amca da acizane bir şekilde diyecek ki o kardeşimizi, o yavrumuzun okul masrafları benden diyecek. Ondan da eminim. Sağ olsun Kadir amca. O tür çok daha değerli iş adamlarımız var. O aileyi rahata eriştireceğiz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bugünkü amacımız o. Değil mi? Hı. Evet dostlar, bir kez daha hatırlatalım telefon numaralarımızı. 0212 alan koduyla 557 60 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, ne okuyacaksın şimdi? Şöyle bir türkü daha okuyalım. Hastane önünde. İncir ağacı. Çok eski bir türkü ama çok güzel evet. Bir türkü biliyorsun. O türküyü de şu an bizleri ekran başında izleyen Tarabya'dan izliyor şu an Hülya Hanım. Hülya Hanım'ın soyadını unuttum valla. Onu da artık affına sığınıyorum. Herhalde şu an ya Beşiktaş'tadır iş yerinde veya Tarabya'da evdedir. Ona da buradan selamlar olsun. Ona armağan etmiş olalım. Tüm izleyicilerimize de gelmiş olsun bu arada.
Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Başhekim geliyor zehirden acı, annem oyacı. Garip kaldım yüreğime, dert oldu annem, dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, annem yurt oldu. Hasta düştüm yüreğime, dert oldu annem, dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, annem yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze, annem oydu düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem oydu düze. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem o yüze. Benden selam olsun sevdiğimize, sevdiğimize. Hasta düştüm yüreğime, dert oldu annem, dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, anam yurt oldu. Garip düştüm yüreğime, dert oldu annem, dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, annem yurt oldu. Yürene sağlık Mehmet. Mehmetciğim, yürene sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an hastanelerde şifa arayan o hastalarımıza da yüce acil şifalar nasip eylesin, değil mi? Evet. Evet, bu arada Almanya'dan misafir olarak gelen, şu an değerli patronumuz Sedat Bey ile beraber ta İstanbul'a kadar gelen Almanya'dan Metin Çelik de aramızda, Karadeniz Show. Onu da birazdan davet edeceğiz tabii, reklamlardan sonra.